Selam arkadaşlar. Bugün sizle birlikte UDS 15-16'yı inceleyeceğiz. Bu videoyu niye istinaden çekiyorum? Bu videoda bir arkadaşımızın isteği üzerine çekiliyor. Arkadaşımızın adı Ayhan Hasan. Ayhan Hasan'a buradan selamlar. Ama tabii arkadaşımız 2 ay önce bunu istemiş. Demiş ki UDS 15-16 için video yapar mısın? Ben de en kısa zamanda demişim. Herhalde bizim zaman algımız böyle. Kusura bakmasın. Şaka bir tarafa. Çok ciddi işlerim olduğu için, işlerimin yoğunluğundan dolayı videoyu çekemiyordum. Uzun zamandır video çekme fırsatım olmamıştı. Bunun için kusura bakmasın. Şimdi başlayalım incelemeyi. UDS 15-16 pneumatik süspansiyon olan bir tank. Yani bu şu demek. Daha önce STB videosunda anlatmıştım bunu. Taret deniz diyorum. Gövdeniz taretin eğilmesi dışında, taretin topunun eğilmesi dışında gövdeniz bir de paletlerin eğilmesi ve kalkması şeklinde biraz daha eğilebiliyor. Hızlıca hemen bir ateş gücüne bakalım nedir ne değildir diye. Ardından da tank cici'de bakarız zırh yamasına. Şimdi topumuz gördüğünüz gibi 440 hasarı olan 254 birinci mermide gelmesi, ikinci mermide 310 alan, 9.4 saniyede yükleyen bir İsveç topu. Dağılması biraz kötü. Galiba orta tanklar arasında en kötülerden biri diye tahmin ediyorum. Nişan alması emin değilim. Hepsine bakmak gerek. Ortalama hasarı yine dakika başına 2809. Nişan alması 182. Bu da biraz kötü. Yani şöyle, hatta bakalım şuradan hemen. Hiç şey yapmayalım abi. 192 nişan alma. 21. Şimdi nişan alması iyi fakat dağılımı kötü. Öyle söyleyeyim yani, nişan alması yani idare eder abi, güzel diyebiliriz. Şunun kaçmış. 1.87. Bak giderek patlıyor. 1.90. 2.33. Şeyin kaç? Leopar'ın. Bir yuh amına. Hani bak ben hep Leopar niye iyi tank diyorum. Bak Leopar niye iyi tank? Bununla da video yapacağım ben ve öve bitiremeyeceğim ben bu tankı. Yani nişan alması aslında şöyle söyleyebiliriz. Nişan alması yani iyilenebilir. Ama dağılımı kötü. Dağılımı birazcık sıkıntılı. Hareket halinde özellikle bu sizin başınızı ağrıtabilir ki zaten tank çok fazla hareketli. Ben ziyade giri çık yaparak ya da işte girde birazcık sniper modunda oynayarak kullanmanız gerekecek. Mermi hızı düşüktü, onu tank GG'den bakmıştım. Saatte 1000 km mermi hızı var. Bu biraz yavaş. Mesela Leopard'ınki 1700'lerde ya da 1400'lerde civarında diyebiliyorum ben. Bu muazzam bir hız. O da tabii sizin düşman tankın daha rahat, özellikle hareketli düşman tankına daha rahat vurmanıza sebebiyet veriyor. Şimdi vücut diyorum. Gövdenin dayatılığına gelelim. Zırh yapımıza gelelim. Can puanımız 1950, gövde zırhımız 50 mm, kule zırhımız 100 mm, 50 mm, 40 mm, 30 mm, 20 mm diğer zırhlar. Gördüğünüz gibi yan zırhımız, gövdenin yan zırhı 40 mm, taretin yan zırhı 50 mm. Yan zırhlardan hiçbir şey beklemeyin. Hani sektireceğim, edeceğim, bilmem, side scrap bilmem ne, yapmayın öyle şeyler. Canınıza okurlar. Avantajı şu zırhının, şurada inanılmaz bir açı var bakın. Şu açı muazzör bir açı abi. Herhalde bir vardır yani, orası bir 70 vardır. 70 derece falan vardır ya da daha bile fazladır belki. 60 derece falan bir de mi ciddi bir zırh şeyi var. Bu da efektif olarak zırhınızın daha kalın olması anlamına gelir. Oradan taretinizden mermi sektirme ihtimaliniz vardır. Gövdenin de şu bölümü açılı. Üst bölümünü zaten kolay kolay göremeyeceklerdir. Ama üst bölümünü dikeyden gören biri varsa da çok rahat deleceğini tahmin ediyorum. Üst zırhı bilmiyorum, ona da bakarız. Ardından hareket kabiliyetine geldik. Tankımızın hareket kabiliyeti azami hızı 50 km. İyi, güzel, güzel. Yani dönüş hızı 50, kendi etrafında dönüş hızı saniyede 56 derece ki güzel. Yani aslında hareket kabiliyeti olarak fena bir tank değil. Şimdi gizlenmeye gelelim abi. Şimdi burada tankın en ön plana çıkan özelliği öyle görünüyor. Gizlenmesi 737'ye kadar getirmişim ben.
İşte kampanyacıya takmışım. Teleskopik dürbün takmışım. Bakın hala şey takan, şey yazan arkadaşlar var. İşte orta tanka teleskopik dürbün mü takılır? İşte şu mu takılır, bu mu takılır, o takılmaz. Ya abi aşma. At kafayı bir kere bir at. Bu video değil ama değinmeden edemeyeceğim. Kısa video olsun diyecektim. Çok kısa bundan da bak. Abi şu kafayı bir sıyırın, tamam mı? İşte T95'e turboşarj mı takılır? İşte efendim ya arkadaş, yani Jakpanzer'e adam turboşarj takmış. Allah Allah. Orta tanka teleskopik takmış ya falan. Bunları açın abi, tamam mı? Hani çok moda mod bir adamsanız, çok klasik bir adamsanız, yani abi ben sürekli gömlek giyerim, altına pantolon giyerim modundaysanız, ama altına gömleği beyaz hafif bir gömlek giyersiniz, tamam mı? Üfür üfür efil efil, şimdi yaz da geldi. Altına böyle bir şort giyebilirsiniz. Spor bir şort giyebilirsiniz, değil mi? Yani bu tarzda giyinebilirsiniz. Bu da öyle abi. Bu sizin tamamen tankı nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Özellikle bunu şeyde söylemişti biri. M46 Patton mıydı? Evet, M46 Patton da söyledi. Arkadaşım böyle oldu, tank hızlı gir çık yapak. Evet, kesinlikle, ama ben nişanımdan feragat ederek teleskopik dürbün takıyorum. Bak niye takıyorum biliyor musun? Bunu aslında ben tekrar tekrar söylemek zorunda da değilim, anlatmak zorunda da değilim, ama bu benim bir tercihim. Çünkü benim en büyük sıkıntım şu maçlarda. Biz açık, çayırlık, ovalık bir haritaya düştüğümüzde light tanklar işini yapmadığı zaman abi biz sıçıyoruz. Ben ve takım sıçıyor. Ben kör oynuyorum. Ağır tanka nispeten takmayabilirsiniz. Ki ona da taksanız kimse falan demesine gerek yok. Ama ben bu durumu çok fazla yaşadığım için güzel kardeşim ne yapıyorum biliyor musun? Kendi işimi kendim görüyorum. Kurda sormuşlar, ensen neden kalın? Hacı demiş, kendi işimi kendim görüyorum. Hop geçtik şimdi bu dese. Ne dedik? Teleskopik dürbün takmışız. Gizlenmemiz bonuslarla, şunlarla, bunlarla, ki mürettebata da gizlenme mutlaka vermişimdir. Vermiş 6. vesaire bilmem ne, işte silah arkadaşlar, standart donanımlar var. Ki benim arka şeyler de gayet yüksek. 737'ye kadar gelmiş. %45 ve %8'lere gelmiş ateş ederken ve etmezken. Nispeten iyi bir gizlenme diyebiliriz. Şimdi hemen şu Leopard'la bir kıyasladım. Ben abi her şeyi Leopard'la kıyaslıyorum. 773. O da 42. Yani gizlenmesi aslında abi çok, yani sabitken, yani ateş etmezken biraz zor açılacak bir orta tank bu. Gizlenmesi fena değil. Bu en önemli belirgin özelliği, öne çıkan özelliği, alfa özelliği diyelim tankın. Tespit etme de bakın yine yükseltmişim ben teleskopik dürbünle. 878'e kadar çıkmış. Görüş mesafemiz de 517, sinyal mesafemiz de 888'e kadar yükselmiş. Toparlayalım. UDES 15, 16. Altta da yazıyor zaten. Çok yönlü bir orta tank. Dengeli bir orta tank ve belirgin özelliği gizlenme. Bunun üstünden siz oynarsanız daha başarılı olursunuz. Ama hareket kabiliyeti de fena değil. Yani gir çık da yaparak oynayabilirsiniz bu tankı. Tabii bu tamamen sizin zevkinize ve sizin tarzınıza kalmış efendim. Hop tankçıya geldik. Bak şimdi buradan live dedik. Ne dedim ben? Şöyle dik baktığınızı düşünün abi bu tanka. Tamam bak, ön zırh patates. Ön zırhı saklayacaksın abi. Tamam mı? Oralar 80 mm. Buralar 223 mm'ye gördüğünüz gibi delinmesi zor. Side scrape 65 mm, 70 mm. Yani side scrape de yapıyor görüyorsunuz, ama bununla biz şeyle ateş edelim ya. Dur. Bunu abartalım biz bunu, tamam mı? Neyle ateş edelim biz buna? Biz buna Leopard'la ateş edelim abi. Tamam mı? Alman Leopard. Sabe. Şöyle durdu. Yani side scrape de yapabiliyor. Ben yanlış söylemişim. Niye ben side scrape yapamaz dedim? Allah Allah. Evet. Tabii şöyle bir açıda side scrape yapıyorsunuz. Hani çok açılı durmanız gerekiyor, ama tabii 150 mm üst toplarda sizi delecektir. Leopard'ın topu 10,5'luk. Geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi zırh şeması
Özellikle gövdenin bu bölümü ve tarette zor denilebilecek bir tank olduğunu gösteriyor. Tabii şurada küçük bir komutan kapağı var. Oradan delebilirsiniz. Ya da burada bir komutan kapağı var. Topun yan kısımlarından delebilirsiniz. Şurası biraz düşük. Oraları çalışabilirsiniz. Ama en basiti ön kısmından delmek. Tabii şu şekilde bakıyorsunuz. Ama tankınız azıcık eğimli oldu. Düşman size böyle bakıyor. Geçmiş olsun. Çatır 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 deniliyorsunuz efendim. Evet. Şimdi tank şemasına da baktık. Dediğim gibi çok fazla burada da vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet, Erlenberg haritasındayız. Şu haritayı yandaki ufak map'i küçülteceğim abi bir tık. Oyunda büyük oynuyorum ama burada büyük göstermeye çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi maçımız başlamak üzere. Udes 15-16 ile Erlenberg haritasında maça başladık. Bu tip taktlarda pozisyon almak çok önemlidir. İyi bir pozisyon almanız gerekiyor. Düşman tanklarının niteliklerine göre kendi pozisyonunuzu ayarlayıp onları uygun pozisyonda yakalamanız gerekiyor. Seviye 10 maça düştük. Şöyle tank şeylerini de göstereyim, isimlerini göstereyim. Bir süre burada bekliyorum. Klasik aslında orta tank ve TD avcısının yattığı yerdir burası. Daha sonra oradaki tepeye doğru gidiyorum. Amacım Edirne 2'den şehir içerisinde Fransa 5'te olan ya da Fransa 4'te olan tankları vurmak ve bir tane AMX-51 tankını gördüm. Ona atışımı yaptım. Bakın E100 sektirdik. E100 mermisi sektirdik. Ama Leopard mermisi yedik. Demin dediğim gibi. Geçmiş olsun. Tabii nereden vurdu o da önemli. Ardından bir atış daha yaptık. Bakın çok hafif çıkıyorum. Atışımı yapıyorum. Tepenin arkasına düşüyorum. Kendimi unutturmaya çalışıyorum. Burada bekliyorum biraz daha. Sonra tekrar çıkıp nişanımı alıyorum. Görüyorum, görmüyorum, emin değilim. Onu da garaja yolluyorum. Demin sektirdiğimiz E100'ü biz vurarak garaja yolluyoruz. Neredeyse tüm canımızı koruyoruz. Ve şu anda 1300 hasardayız. 750 zırhımızdan sektirdik. Ah, bunu da vurabilirdik aslında. Ama hem birazcık nişan almayı beklemedik. Hem de sabit değildik, hafif ilerliyordum. Bir anda durunca da tabii ki nişanımızın bozulduğunu gördük. Şimdi buradaki camdan bakıyorum. Buradaki camdan bakmamın sebebi Japonya 1 ya da Kastamonu 1, Kastamonu 2 gibi harita bölgelerinde düşmanların olduğunu düşünüyorum. Risk alarak ileri çıkıyorum. Şöyle bakarak oluyorum. Aslında burada yaptığım şu. İleri doğru çıkıp düşman varsa orada bana bir tane atış etmesini düşünüyorum. Geldi atış. Hızlı bir şekilde kaçıyorum. İki atış yedim ama orada iki tank olduğunu gördük. Bakın hiç önemli değil. Zaten atış yemeniz bazı durumlarda gerekli. Burada da benim gerekli olduğum bir durum. Çıkıp iki atışımı yedim. Düşmanların yerini öğrendik. Ve bir düşman tankı gördük yine. Arkası dönük Kramwagen. Kramwagen'a hasarımızı verdik. Spot hasarımızı da alıyoruz. Kramwagen orada yaşamaya çalışıyor. İlginçtir. Arkadaki K hattından çok az atış yedi bizim tanklarımız. Ben tekrar tepeye doğru çıkıyorum. K hattına bakıyorum. 2250 hasardayım. Obje 268 4 yanımda. Rahat bir oyun oldu. Açıkçası çok rahat bir oyun olmuş. Çok uzun zaman önce oynamıştım ben bu oyunu. Yani çok ekstrem bir oyun, çok keyifli bir oyun olmamış. Tekrar aşağı doğru inen bir leoparı gördüm. Hızlıca onu nişan aldım. Atışımı yaptım. Devam ediyoruz. Yine diğer bir leopara basıyorum. Aslında orada iki leopar var. Ama şunu abi şey yapmayın. Kafanızdan silin işte. Abi 600 canım var, 800 canım var. Öleceğim. 2 saat ateş ederse. Abi git öl ya. Öl yani. 2700 değil 3100 hasar atmış ol. Ya da 3100 değil artı 123 daha hasar al. Hasar atmış ol. Yani oradaki 300-400 damage'in o riske girin. Girin abi. Girin. Şimdi ileri doğru ilerliyorum. Orada bir tank olacak derken benim takım arkadaşlarım onu da öldürüyor ve oyun burada bitiyor. Şimdi maç sonu raporuna bakacağız. Bakabilirsek eski bir şey nedir o? Eski bir reply bu. Oradan bakabileceğiz. Bakamazsak da 3200 hasarımızı atıyoruz. Hızımızı kullandık.
İlk başta gizliliğimizi kullanmaya gerek kalmadı ama gir çık yaptık. Zırhımızın etkinliğini gördünüz. Eyüzü tarafından Eyüz'ün mermisini sektirdik. Durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.